İyi günler, e, bugünkü ders konumuz mide bulantısı ve kusması olan hastalarda bakım. E, biliyorsunuz bulantı kusmadan önce hissedilen hoş olmayan bir duygudur. Fazla bulantı sonucunda genellikle kusma ile sonuçlanır. Bulantı esnasında e, kişide baygınlık hissi, güçsüzlük, terleme, taşı kardi yani kalp çarpıntısı ve tükürük salgısında artma ortaya çıkar. Bulantıya yol açan faktörler neler? E, mide bula, mide ve duodenum hastalıkları, yani mide, 12 parmak bağırsağı hastalıkları, karaciğer, safra kesesi hastalıkları, kullanılan bazı ilaçlar, kemoterapi mesela, e, bulantıya yol açan ilaçlara örnek verirsek, psikolojik faktörler, ağrı, özellikle baş ağrısı yine bulantıya neden olan faktörlerden, e, kusmayı tarif edecek olursak mide içeriğinin ağız yoluyla hızlı bir şekilde ağızdan dışarıya atılması kusma olarak nitelendiriliyor. Kusma esnasında biliyorsunuz karın içi basıncında artma oluyor. Midenin özdefakusa yakın olan karda kapağı dediğimiz kısım açılıyor ve ağız yoluyla mide içeriği dışarıya atılıyor. Kusmanın neden olduğu faktörler de şöyle kişinin kalp veya böbrek hastası olması, boğazda ve yutakta tahrişin olması, kafa içi basıncının artması, özellikle kafa içi basıncı travmalardan sonra artar. Ee, eğer bir düşme, çarpma, trafik kazası yaşamışsa kişi, bunun kafa içi basıncı artması durumunda fışkırır tarzda karakteristik kusma olur. Buna dikkat etmek lazım. Bir diğeri kötü görüntüler, yine kusmaya yol açan faktörler arasında e, Koku, kötü koku, kötü tat gibi durumlar, Bir de ruhsal uyarımlar yine kusmaya neden olan faktörler arasında. Bulantı ve kusması varsa hastanın sağlık personeli ona nasıl yardımcı olması gerekiyor. Öncelikle hastayla doğru ve etkin bir iletişim, kurması gerekir. Çünkü iletişim sayesinde hastayı rahatlatmış olur, ihtiyaçlarını tespit etmiş olur ve kusma ve bulantının nedeninde öğrenmiş olur. Yani kusmaya yol açan, bulantıya yol açan etiyolojik faktörleri belirlemiş olur. Bulantı ve kusması olan hastalarda böbrek küvet ve temizlik malzemelerinde hazır bulundurması gerekir. Ee, bu tür hastalarda yiyecek ve içecek miktarı belli bir süre kısıtlanır. Daha sonra bulantı kusmanın azaldığı durumda ya azar azar, sık sık beslenerek hastayı takip etmek gerekir. Tekrar bulantı ve kusma olması durumunda çünkü tekrar mideyi dinlendirmek gerekebilir. Bulantı ve kusması olan hastalarda yiyecek ve içecekleri birbirine karıştırmadan vermek lazım. Yağsız yiyecekler vermek gerekiyor. Yemesi konusunda hastaya zorlama ve baskı yapılmaması gerekiyor. Çünkü belirli bir müddet aç kalması, midenin dinlenmesi, bulantı ve kusmasının da azalmasına yol açacaktır. Bulantı ve kusması olan hastalar özellikle bebekse veya bilinci kayıp hastalarda da kusma çok olur. Bunlarda içeriği aspire etmemesi gerekir. Yani solunum yoluna kaçabilir. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Kusma esnasında hastanın başını yan çeviriyoruz. Böylelikle ağız içeriği dışarıya kolaylıkla çıkmış oluyor. Ee, karın ve çevresinde yara varsa, operasyona bağlı e, karında dikişleri varsa, o zaman eliyle veya yastıkla karnını desteklemesi gerekiyor. Çünkü kusma esnasında karın içi basıncı artıyor kusmun tadı kötü olduğu için kusmadan sonra bu kötü tat da kusmayı uyarabilir. O nedenle hastaya ağız bakımı vermemiz gerekiyor. Hastanın kıyafetleri, yatak takımları, kusma materyaliyle batmışsa o zaman bunları değiştiriyoruz. Eğer hastamız bebekse gazını beslenmeden sonra çıkartmamız gerekir. Çünkü Yeme esnasında e, havayı da yuttuğu için karnında gerginlik olur. bulantıya neden olabilir. Bulantı ve kusmada gerekirse hekim önerisine göre antiemetik yani bulantı önleyici İlaçlar da verilebilir. Bunu doktor isterse veriyoruz. Kusma miktarı, saati, kusmanın içerisinde patolojik özellik varsa kan gibi, müküs gibi onları da kaydetmemiz gerekiyor. Çünkü teşhis ve tedavide bu bize yardımcı olacaktır. Hekimi bu konuda bilgilendiriyoruz. Gerekirse materyali laboratuvara gönderiyoruz.